Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Regras Otun'a geldik. Yanımda İbrahim kardeşim var. İbrahim'le beraber koyunlarımızı çıkardık. Regras'ımızı da yayıyoruz. Sizinle bu birlikte bugün kışa ne gibi hazırlık yaptık, ne gibi hazırlık yapıyoruz, Regras Otu hakkında konuşalım dedik. Videoyu başlattık. İnşallah siz de videoyu izler, kanalıma abone olursunuz arkadaşlar. 13.000 abone olduk. Kanalımız büyüyor. Emeği geçen herkese de tek tek çok teşekkür ediyorum. Çünkü yaklaşık daha bir hafta önce 11.000 aboneydik arkadaşlar. 2.000 abone geldi. Yavaş yavaş da yükselmeye devam edeceğiz inşallah. Sizlerin sayesinde güzel videolar çekmeye de devam edeceğiz. Evet, kışa ne gibi hazırlık yapıyoruz sorusuna. Arkadaşlar, burası 6 dönüm bizim Regras otumuz. Kışın burada koyunlarımızı yaymak için Regras otu ektik. Yaklaşık 70-75 tane koyunumuz var. Yan tarafta hemen 12 dönüm tarlamız daha var. Oraya da arpa ektik. Bundan 10 gün önce. Yağmurlar da güzel yağdı. Yağmurlar güzel yağdığı için arpamız hemen belli oldu. Daha önce sılaj ekmiştik. Sılajı bozduk. Tekrar sılaj ektik. Ama o sılaj olmadı. İkinci ekimimde başarılı olmadı. Koyunlara yedirdik. Hemen orayı biçtirdik. Ondan sonra arpa ektik. Burası da 6 dönüm tarlamızı regras ektik. Regrasımızı ekeli yaklaşık bir 45 gün falan oldu arkadaşlar. Regrasımız büyüdü. Artık koyunları burada otlatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi koyunlar da arkamda yayılıyorlar. İbrahim, bizim buranın soğuğu nasıl geçiyor kardeşim mesela? Burada nasıl, ne gibi soğuk oluyor, onları aktarır mısın? Vallahi öyle çok kar olmuyor. Çok da yağmur olmuyor. Hani çünkü burada baraj olduğu için çok fazla yağmur da tutmuyor. Çok fazla kar yağmadığı için, çok fazla yağmur yağmadığı için, çok da bir aşırı derecede soğuk olmadığı için Regras otu ektik. Koyunlarımızı gelir burada 2 saat yayarız. Ondan sonra kapatırız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Regras otu süt verimini de yükseltiyor. Biz de süt hayvancılığı yaptığımız için bu bize bayağı bir olanak sağlayacak. Ama ilk kez bu sene ektik arkadaşlar. Daha önce falan ekmiyorduk. Onu da buradan belirtmek isteyeyim dedim. İşte 50 balya saman aldık. 100 balya yonca aldık. Kışın koyunlarımız genellikle hep merada kalıyor. Neden? İşte soğuk olmadığı için. Genelde yani çok karda, soğukta falan da 2 saat koyunları çıkarız, yayarız, kapatırız niyetiyle Regras ve arpamızı ektik. Şimdi de görmüş olduğunuz gibi koyunlarımız arkada yayılıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hem biraz da Regras otumuzdan bahsedelim. Dünkü Ahmet abiyle çektiğimiz videoda da yorumlarda gördüm. Hemen bir kamerayı arka tarafa çevireyim, göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet, şu an koyunlarımız Regras'ın içinde yayılıyor. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bizim tarlamızda çıkan yabani otlar ile Ahmet abinin tarlasında çıkan yabani otlar arasında çok büyük bir fark var. Nedenini hemen söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi bizim Regras'ımız belli ama üstünde diken çıkmış. Diken çıktığı için de diken Regras'ı gömmüş. Arkadaşlar, bu tohum ile alakalı değil. Bu yerin toprağı ile alakalı. Regras'ı da zaten görüyorsunuz. Şöyle bakın, bu taraflarda hiç yok. Tarlanın görüyorsunuz. İki bölümü böyle. Tarlanın, bu tarafında aynen. Regras otu, bu tarafında diken var. Aynen. Sağ tarafta Regras, sol tarafta diken çıktı. Ama bu tohum ile alakalı değil. Biz ithal tohum ektik. Ahmet abi yerli tohum ekmiş. Ahmet abi yerli tohum ekmiş. Yerli tohumu da kimden aldığını buradan reklam almış söylemeyeyim. O aynen. Diğer videoda söyledik zaten. Koyunlarımız yayılıyor. Fakat bu tarafta diken var. Dikene ama hemen... Ama dikeni de yiyorlar. Sorun olmuyor. Bu süt diken olduğu için yiyorlar dikeni. Aynen. Ama bu diken katlaşınca falan yemezler. Ama keçi olsa yerdi, keçi bunu. Olsa yer. Keçi olsa arkadaşlar bu dikeni çok fena yirdi. Yabani otlar kısmında Ahmet abininkinde direkt ne çıkmış bu mesela, sen söyle kardeşim. Turp otu. Direkt... Ama bak mesela hani burada da olsa size göstereyim. Burada o ottan yok. Direkt turp otu çıkmış. Direkt turp otu. Hani Regras otu, turp otu, turp otunun içinde Regras otu arıyorsun onun aynen. gibi. Ama böyle burada o şekilde değil. Yani yorum... Şimdi mesela siz yorumlarda diyeceksiniz bu otun altında Regras yok. Gel. Bak. Gördün mü? Regras ot. Evet, ama diken Regras. Diken bastırmış. Diken Regras otunun çıkmasını engellemiş. Bunun nedeni ise işte dediğimiz gibi toprağın kendisiyle alakalı, bir de ilaçlamayla alakalı. Biz buraya ilaç atmadık, gübre atmadık. Onun için. Belki atsaydın. Tabii şimdi bastırmış. Buraya yarın ilaç aldık arkadaşlar. Buraya diken ilacı atacağız. Diken ilacımızdan sonra burası bir daha çekeceğim hemen 3-5 gün sonra, yani bir hafta sonra bir daha çekerim buraya, bir de üre gübresi açacağız. Tabii yağmurlar olduğu için 3-4 güne kadar kurur. Yağmur olduğu için pazartesi günü hava yağmurlu gösteriyor. İnşallah bakalım, hava da yağarsa buraya gübreyi de atarız hemen.
Regrass'ımızı büyütürüz yine. Çünkü diken olduğu için hayvanlar da bir sağ bir sol yapıyor. Şu anda gayet başarılı yayılıyorlar ama. Regrass küçük. Aynen. Koyunlarımızı koyduk. Bir saat yayılıyorlar. Zaten bir saat sonra yayılmıyorlar arkadaşlar. Koyunlar burada doyuyor. Bayağı da güzel ot. Başarılı bir şekilde koyunlarımızı yaymaya devam ediyoruz. İbo kardeşim, seni tanıyanlar vardı. Aynen. Senin nasıl gidiyor? İyisindir inşallah. Çok şükür. Nasıl aynen. Başarılı oldun mu? Oldu. He? Benim hala devam ya. Ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? İşte pederle birlikte hala koyunculuğu devam. Baban, tavuğu bıraktık. Tavuğu bıraktık. Tavuğu bıraktık. Sen kanatlarla yine fazla gitmiyorsun galiba. Dur bakayım. Ben fazla ayakkabılara bakayım. Heh, tamam. Kombin yaptım bu kombin sefer. Kombin yapmışsın. Diğer videoda neyle gelmiştin seni bu? Eşortman. Eşortmanla falan gelmiştik koyun yaymaya, değil mi? Oradan da hatırlayanlar oluyordur seni. Hemen arkadaşlar şurada yan tarafta ektiğimiz arpa tarlamızı gösterelim. Kanka koyunlara baksana sen. Koyunlar yan tarlaya gitmesin oraya. Bak buradan önünden dolaş yalnız. Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle dolaş. Şöyle dolaş ki buradan dümdüz devam edersen koyunlar içeri girer. Bak bak. Böyle bak. Böyle. Arkadaşlar yan tarla bizim değil. Koyunlar oraya zorlar diye düşünüyorum. Zorlamasın diye. İbo çevirsin koyunları, gelsin bakalım. Burası da komple diken, çok diken çıktı ya. İnşallah bakalım buraya atarız da ilacı. Gebelikleri de artık koyunların belli. Yaklaşık olarak bir Kasım ayında 20-25 tane koyunumuz doğuracak nasipse. Doğumlarını da çekeceğiz sizlere. Doğumlardan sonra neler yapıyoruz o süreci de çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Bugün sonra şöyle yapalım. Bizim zeytinliğe gidelim. Zeytinliğe? Zeytinliğe. Zeytinliğe ne yapıyoruz? Ha, zeytinli i̇şte, videosu mu çekeceğiz orada da? Tamam. Çekebiliriz. O da olur. Zeytin videosu da çekeriz. Hasat zamanı başladı. Aynen, hasat zamanı başladı artık. Arkadaşlar şurada da bizim görmüş olduğunuz gibi ileride 12 dönüm arpa tarlamız var. Koyunlarımızı kışın bu arpada yayacağız. Dediğim gibi çok soğuk olmadığı için genellikle burada soğuklarda geliriz. Çok soğuklarda. Ne bileyim, Allah'ın işine belli olmaz, kar yağmıyor diyoruz ama bu sene kar yağabilir. O zaman slash yonca bu şekilde koyunlarımıza bakacağız. Yonca aldık. Slash aldık. 10 top yarın gelecek yine. Bu görmüş olduğunuz alanda bizim arpa tarlamız. Arpa da şöyle çıktı. Bakın. Bir kez daha yağmur yese bu yer biraz daha atar. Tabii tabii. Arpa yağmuru bildiğiniz üzere yağmursuzluğa dayanıklı, yani suya dayanıklı. Onun için ama arpa işte hani biraz daha filizlenmesini böyle yardımcı olur. Şu an yeşillenmiş. Yaklaşık bir 10 gün önce ektik burayı. Çok olmadı yani. 10 gün önce. Yani bayağı güzel olmuş. İki tane direkt koyup maç yapacaksın tam. Yemyeşil alalım. Tabii. Sılaç ektiğimizde çamın gölgesinde şurada çıkmıyordu. Ben de ona baktım. Fakat şimdi, arpada çıkmış arpada bak. Arpada çıkmış. Arpada çıkmış. Gayet başarılı olmuş. 70 tane koyuna bir 12-18 dönüm yerimiz var arkadaşlar. Nuri, bu arpayı slaj gibi biçiyorlar mı? Arpayı kırdırıyorsun. Ondan sonra koyunların önüne veririz inşallah. He. Onu da yani şey kurbanlık kuzu bakarız. Belki yani kurbanlık kuzulara veririz. İnşallah. Burası da 12 dönüm arkadaşlar. Böyle bir alan. Bizim sadece bu yerimiz var. Bu hayvancılıkta bu yerimiz var. Başka bir yerimiz yok. Dediğim gibi koyunlara sılaj aldık. Bir de 10 top arpa tarlamız var. Regrass tarlamız var. Bunları ektik. Kışa bunun gibi hazırlık yapıyoruz. Yoncamız var. Bir de koyunların altına açacak samanımız var. Bir de pançar küspesi falan alıyoruz arkadaşlar. O kadar yani. Kışın yani koyunlara çok bir masraf harcanmıyor. Yaklaşık olarak senede burada 2,5-3 ay bizim koyunlara kapalı sistem bakıyoruz. Günde bir öğün veriyoruz onu da. İlle sakız koyununu dolaştırmak gerekiyor. Yani koyun dışarı çıkmadan olmuyor arkadaşlar. Koyun kapalı sistemde olmuyor. Strese giriyor. Tabii hem strese giriyor hem de verimini düşürüyor. Gebelik döneminde zaten o zaman gebe oluyor hayvanlar. Koça gelmeye başlıyor.
Yazın yani süreç bayağı sıkıntılı oluyor. Kışın, yazın süreç sıkıntılı oluyor. Çünkü yazın otlar kuruyor. Bizim buralarda yemiş falan var. Yemişler çıkıyor arkadaşlar. Erikler çıkıyor. Onun için koyunları burada yayamıyorsun. Mecbur kapalı sistemde bakıyorsun. O da zarar. Ha, kapalı sistem koyunculuk ne olur bu mesela? Kapalı sistem koyunculukta para kazanamazsın bence. Çünkü çok cepten yer. Aynen, sürekli koyuna cepten bakmak zarar yazar diye düşünüyorum. Zarar yazar. Evet. Çünkü hani mesela sen gelip burada yayıyorsun. Kapalıda ne olacak? Bu sefer mecburiyetten, arpan tabii atacak. Mecburiyetten işte. Elini cebine atacak. Onun için mera hayvancılığı yapıyoruz arkadaşlar. Merasız para kazanır mıyız diye soran olursa, bu konu hakkında gerçekten hiçbir bilgim yok. Ama bence kazanmazsınız. Kazanılmaz yani, merasız çok zor. Ya nasıl kazanır? Yani hani hayvancılık yapanlar mutlaka çok ekip büyük biçmeli. Desin olması lazım. Hayvancılık yapanlar mutlaka ekip biçmeli. Kendi tarlasını arkadaşlar, yaklaşık bir dediğim gibi bak 70 tane koyunumuz var. 18 dönüm ektiğimiz biçtiğimiz yer var. Bu bize yetiyor mu? Biz de bu sene ilk kez ekip biçtik. Geçen sene nadiren, bu sene çok çok rahat oluruz diye düşünüyorum. Hemen şurada bizim arpa tarlamızın içinde bir de ahırımız var. Ahırımız boş duruyor. Hayvancılık yapmak isteyenler oluyor. Gelip ahırımızı kullanabilirler. Aynen. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kapalı sistem yapacak insanlar. Abilerimiz, ablalarımız. Bir tek üstü açık. Aynen. Bir tek üstü açık. Üstünü kapatırız. Onlara da burada kapalı sistemde yaparız bir şeyler. Her türlü yardıma açığız. Şöyle göstereyim. Yeter ki siz yapacağım diye. Tabii. Hemen bizim Regas otumuzun yan tarafında ahırımız. Bu şekilde sadece üstü kapanacak, içerisi temizlenecek. Ondan sonra artık büyük baş mı yaparsın, değil mi bu? Çok büyük baş sığmaz buraya da. Burası zaten büyük baş ağırı. Çok sığmaz. Ya çok sığmaz, evet, yaklaşık olarak bir. Buraya bağlasan 5 tane hayvan bağlarsın. 3 tane bağlaya, hobi amaçlı. He. Bağlayalım sana istersen. Ben büyük başla uğraşmıyorum. Benim fikirlerimiz iklimi biliyorsun artık. Mandelin nerede çıktı artık? He? Aynen. Çok ekşi olur bu. Çok seviyorum bu böyle bu şekil. İbo. Vallahi ben daha yiyemiyorum. Soysana şunu. Çok güzel oluyor böyle. Ekşi ekşi. Narlarımız da çıktı bak. Ağzım sulandı gibi, o çabuk soy. Narları da çek istiyorsan. Nerede narlar? Narlar da çıktı. Kırmızı kırmızı onlar da. Ağzım sulandı, çabuk soy. Tamam tamam. Şimdi izleyen insanların eşi falan vardır, hamile. He tabi tabi, onları da düşünmek lazım. Benden arayabilirim. Yiyecek misin? Kopar yiyelim bir tane. Oo. Geçen senenin kuzuları koşturuyor. Keyfe geliyorlar. Yanımızda bıçak olmadığı için. Bunları yere düşürmeden yiyen cennetlikmiş, öyle duydum İbo. Yere düşürmeden yiyen cennetlikmiş. Aynen. Onlar tanesini yere düşürmeden yiyenler mutlaka düşermiş yani. Bir tane de olsa mutlaka düşermiş. İşte cennete girmek de bu kadar kolay değil diyor burada. Ya sen imanını düzgün yap. Tabi kardeşim. İnancın sağlam olsun. Tabi tabi. Şöyle.
tabii şurası çürük olduğu için. nar komple çürükçük değil bu. Yok, nar komple. Hani bir karpuzcu var biliyor musun, karpuzcu? Aynen. Asla böyle karpuz olmaz, şey kelek karpuz. Kesiyor şey çıkıyor. He, kelek çıkıyor karpuz. Kelek çıkıyor. Aynı onun gibi oldu bizim işte. Olabilir ya. Neyse. İnşallah. Sarklut. İçinden ne çıkacağını. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Sizlere bugünlük aktarabileceğimiz konu bu kadardı. İnşallah güzel bir video olmuştur. Beğenip. Koyunlarımızı yaymaya devam ediyoruz. İbo ile beraberiz. Koyunlarımızı şimdi burada çıkaracağız. Arkadaşlar ahırımıza götüreceğiz. Ahırımızda da 8 kasa slash 2 kova arpa bastık önlerine. Koyunlar hamile olduğu için çabuk tüketiyorlar, çabuk acıkıyorlar. Onun için gece boyunca slash'ı ve arpa yiyorlar. Ondan sonra sabaha karşı saat 4'te bir daha çıkıyor koyunlar yaylıma. Yaylım yapıyorlar. Atma atma. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Koyunlarımız artık gebeleşti. Gebeliği belli oldu. Kuz oluncaya kadar bu şekilde devam edecek. İnşallah sağım videoları da çekeriz. Sizlere bilgilendirmeye devam ederiz. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.